Merhaba arkadaşlar. Derse başlamadan önce hepinizi mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hepinize nice sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Şimdi arkadaşlar yorumlarda yazdığınız birkaç konuya değinmek istiyorum. Yorumlarda tabii not aldığım şey şu. Birincisi Düşey Ara. VBA'da Düşey Ara'yı soruyorsunuz. Ondan sonra özellikle küsuratlı matematiksel işlemler buradan sıkıntı çektiğinizi görüyorum. Bir de şey vardı. Bir de ne var? Bir de bir tarih, saat gibi formatları nasıl kullanacaksınız? Onları anlatacağım size. Önce şu düşey arayı bir anlatayım arkadaşlar. Şöyle ilk başta düşey aradan başlıyoruz. Şimdi hemen geliştiriciden bir form açayım arkadaşlar. Tamam, formumu açtım. Şimdi ben buraya ürün diyeceğim. Ürün. Ürünümü yazdığımda tabii size rahat görün diye biraz büyüteceğim arkadaşlar. Ürünü yazdığım zaman fiyatını bana bulsun. Hızlı bir şekilde bana fiyatını getirsin istiyorum. Ürün şu altına çektim şunu alta gönder. Şuna da fiyatı diyelim. Şimdi şurada bir listemiz var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bir listemiz var. Bu listedeki ürünü yazdığımız zaman şu tekste fiyatını da buraya getirsin istiyoruz. Hemen dediğim gibi biraz siz de rahat görün diye biraz büyüteceğim bunu. 22 yapalım. Fontu da kalın 10, 12 olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuranın içine giriyorum. Bunun change'ine şunu yazıyorum. Önce hata çıkabilir. Çünkü ilk harften itibaren arama yapacağı için on error resume next dedim. Tamam. Şimdi şunun ismi arkadaşlar textbox 1, şunun textbox 2'dir. Şunun ismini TX'te ürün diyorum. Şuna da TX'te fiyat diyorum. Fiyat. Tamam. Şimdi ürünün içine girdim. Şu on error'ı buraya aldım. Hata çıkmasın diye. Şimdi yazıyorum diyorum ki fiyat nokta value pardon TX'te fiyat nokta value eşittir application nokta worksheet function nokta vlookup arkadaşlar. Bu düşey ara demektir. Şimdi düşey ara dedikten sonra ben buraya neredekini aradığımı arkadaşlar yazacağım. Şimdi neyi arıyorum? Önce onu yazacağım. TX'te ürün. Pardon, TX'te ürün değil. TX'te evet, TX'te ürünü ara. TX'te ürün nokta value ara. Virgül. Nerede ara? Sheets ürünler sayfasındaki nokta range hangi aralıkta? A 1'den B8'dir de aşağı doğru uzayabilir. B100 diyebilirsiniz. A 1 2 nokta üst üste B 1000 de diyebilirsiniz. Sorun değil. Bu aralıkta ara. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra virgül aradığımız hangi sütunda? Bak burası 1, şurası 2. Aradığımız birinci sütundadır. İkinci sütunda virgül tam eşleşme diyeceğiz ve parantezi kapatıyoruz. Şimdi çalıştıralım. Bir saniye şu işareti bozayım da. Şimdi formumuzu çalıştırdık. Mesela ben şey yazayım. Buzdolabı. Buzdolabı yazdığım gibi hemen otomatik 2300 lira. Bakın şurada buzdolabı 2300 geldi. Mesela fırın, pardon, yukarı yazacağım. Fırın yazıyorum 800. Klavye 60.
TV 1000. Gördüğünüz gibi istediğim ürünü bu şekilde rahat bulabiliyorum. Kodu burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TX'de fiyatın değeri eşi value'su eşittir. Application.Worksheet function ve lookup. TX'de ürünü ara. Ürünlerdeki A1'den B1000'e kadar ikinci sütundakini bul dedik ve bu şekilde düşü arayı kullanabilirsiniz. Bu bir örneğimizdi arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğimizde matematiksel işlemlerde sıkıntı çekiyoruz arkadaşlar. Onu da hemen yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar buraya ne diyelim? Fiyat diyelim. Hatta şu yukarıdakilerin aynısını kopyalayalım. Hem daha büyük de gözüküyor. Şunları buraya getireyim. Bu ikinci örneğimiz. Buraya fiyat diyorum. Şuraya miktar diyelim. Miktar. Şu altına bir tane daha çekelim. Buraya da tutar diyelim. Buraya da tutar. Tamam. Bir de şöyle şu hizalamalar konusunda ben size biraz anlatmak istiyorum. Şurada sağ tuşa bastığınız zaman arkadaşlar şurada user form diye bir ara çubuğumuz var. User form. User form dediğimiz şu. Arkadaşlar şunu açtığınız zaman mesela şunları aynı hizaya getirmek istiyorsunuz. Seçiyorsunuz. Şuradaki seçenekten mesela diyorsun ki sola doğru hizaya koy. Bakın sola doğru aynı hizaya girdiler. Mesela sağa doğru hizaya koy diyelim. Şurada hizaya sağa doğru hizala dedik. Bakın sağa doğru. Mesela aradaki mesafeleri eşitlemek istiyoruz. Yanılmıyorsam hangisiydi? Şu olması lazım ama. Dikey ortaladır. Hepsini yukarıda bir araya topladı. Yani kısacası hizalama konusunda şunları kullanabilirsiniz. Sola hizala, sağa hizala. Mesela şunları seçtiniz. Hepsinin de sonuna 2 nokta üst üste yazalım arkadaşlar. 2 nokta üst üste. Bu da ekstradan bir şey olsun. 2 nokta üst üste. Şuraya da 2 nokta üst üste dedik. Şimdi şurayı seçtiniz. Aşağıda Properties'te şurada Text Align yazan yerden mesela right'i seçiyorsunuz sağa hizala ve buradan da isterseniz zaten sağa hizalandı. Şuraya eşit bir şekilde hizalayabilirsiniz. Bunu da ekstradan söylemiş olalım. Şimdi şunun ismini TX'de fiyat diyelim. Fiyat yukarıda vardı. TX'de fiyatı olsun. Fiyatı. Şurada TX'de miktar. Şurası da TX'de tutar. Şimdi ben buraya fiyat yazdığım zaman küsuratlı hale çevirsin istiyorum arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum. Şuranın içine giriyorum. Bunun change'inin change şuradaki olaylarını açıyorum. En üstte before update var. Bu before update dediğin zaman yani işlem tamamlandığında demektir. Buraya da TX'de fiyatı nokta value eşittir format parantez içinde TX'de fiyatı nokta value virgül tırnak açıyorum. Bir tane kare virgül kare kare sıfır nokta sıfır sıfır parantezi kapatın. Bu şekilde yaptığınız zaman bakın mesela ben fiyatı 12.500 yazıyorum. Buradan ayrıldığım anda gördüğünüz gibi küsuratı hale çevirdi benim için. Mesela 1580. Buradan ayrıldım. Gördüğünüz gibi 1580'i bu şekilde küsuratı hale getiriyor. Bunu bu şekilde yaparsınız. Bir de fiyatın içerisinde bunun change olayına hani rakamdan başka bir şey yazılmasını istiyorsanız onu da şöyle yapıyorduk. Eğer TX'de fiyatı
nokta value, pardon şuraya not is diyeceğiz. Not is numeric. Eğer numerik değilse ne yapsın? Numerik değilse txt fiyatı nokta value eşittir. Boş yapsın. Txt fiyatı nokta set focus yapsın. Yani dolayısıyla biz buraya harf yazdığımız zaman pardon şuraya. Bakın yazmıyor. Her seferinde siliyor. Ta ki rakam yazıncaya kadar. Rakam yazdığımız zaman da gördüğünüz gibi binlik ayıracı haline de getirdik. Aynı şeyi burada da yapmamız lazım. Yine şunu kopyalıyorum. Şu fiyatın change içine yazdıklarımı kopyalayıp bunu change'in içine yapıştırıyorum. Buraya sadece TX'de miktar yapıyorum. Şuraya TX'de miktar, TX'de miktar, TX'de miktar. Dolayısıyla artık hem fiyatına hem miktar buraya 1500 yazdığım zaman miktarına geliyorum. Buraya harf yazamıyorum. Sadece miktar yazabiliyorum. Şimdi tutarı hesaplayacağız arkadaşlar. Miktarı yazdığım zaman tutarı hesaplasın. Hemen bunun change olayına bir de şunu yazıyoruz. İsterseniz değişken tanımlayın. Deyin ki dim f virgül fiyat. Dim fiyat as double deyin. İşte dim m as double yine. Dim t as double. Double yani küsuratlı sayı alabilir demektir. Burada f fiyat. Buradaki m miktar. Buradaki t tutar. Değişkenlerimiz. Tamam arkadaşlar. Şimdi geldik şuraya. Buraya diyorum ki t eşittir. Önce bilgi bunları bir mesela fiyatı alalım. F eşittir. F eşittir. Format. Şimdi biz fiyatı binlik ayırmışız ya. Bunu düzeltmemiz lazım. Txt'de fiyat nokta value virgül formatını şöyle yapıyorsunuz. Kare 0. Dolayısıyla küsuratlı halini, pardon binlik ayıraçlı halini tek normal düz hale getirdik. Yani arada virgül nokta olmayacak şekilde düzelttik. Ve buradaki değeri f'e aktardık. M eşittir. Yine txt'de miktar nokta value dedik. Bunu zaten hiç binlik ayıracı kullanmadık. Oyunda kullanabilirdik. Ondan sonra tutar eşittir. Miktar çarpı fiyat dedik. Şimdi aktaracağız arkadaşlar. TX'de tutara aktaracağız. TX'de tutar nokta value eşittir. Format diyorum. Format T virgül tırnak içinde kare virgül kare kare sıfır vir, nokta sıfır sıfır. İşte bu kadar. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın mesela fiyatı 1500. Miktarı 7 olsun. Bakın 7'yi yazdığım gibi 10.500'ü bu şekilde binlik ayıraçlı şekilde yaptım. Mesela 4 diyorum 6.000. 5 diyorum 7.500. 10 diyorum 15.000. Bu şekilde matematiksel işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bir de şöyle bir özelliği var arkadaşlar bunun. Kaydettiğiniz zaman bile metinsel yani sayısal olmayan değer şeklinde kaydetse bile toplayıp çıkarabilirsiniz. Ben bunları da şuraya kaydetmek istiyorum. Buraya database diyelim. DB. Şuraya kaydetmek istiyorum arkadaşlar. Buraya fiyatı miktarı şuraya da tutarı diyelim. Şimdi buraya kaydedeceğiz. Hemen aşağıya da kaydet diyelim. Şuraya da kaydet. Tabii bunları indeks sırasını da değiştireyim ki ben bunun indeksi kaç arkadaşlar? Tab indeksi 0. Şunun tab indeksi 1. Şunun da tab indeksi şunun da 2 olsun. Tamam. Yani şunu yaptım. Çalıştırdığım zaman buradadır. 12.300. Enter'a basıyorum. Miktara geliyor. Enter'a basıyorum. Kaydete gelecek. Şunları
bir tarafa ayırdım. Bunlar burada kalsın neyse. Şuna, buraya hiçbir şey yazılmasın istiyorum. Müdahale etmeyeyim. Bunun lookup olayını true yapıyorum. Dolayısıyla tutara artık müdahale edemeyeceğim. Kaydet dediğim zaman şuradaki database'e kaydetsin istiyorum. Kaydetin içine girdim. Sheets db nokta rows 2 nokta insert diyorum. Buraya bir satır açtım. Sonra diyorum ki sheets arkadaşlar database'teki range a2 nokta value eşittir text'te fiyatı. Text'te fiyatı nokta value. Tabi formatlı bir şekilde oraya kaydolacaktır. İsterseniz formatsız olarak kaydedin. Daha sağlıklı olur. Bu nedenle buraya format, buraya virgül, kare 0, tırnağı kapattım. Bu şekilde kaydedin arkadaşlar. Bunu Ctrl C ile kopyalayıp şöyle iki defa yapıştırdım. B2'ye hiç formata gerek yok. Direkt miktarı yazdık. Text'te miktar nokta value şu formata gerek yok. Aynı şekilde C2'ye format text'te tutar. Şimdi isterseniz formatlı kaydedin, isterseniz formatsız. Bir ikisini de deneyeceğiz biraz sonra. Kaydettikten sonra text'te fiyat nokta value eşittir boşluk. Text'te miktar nokta value eşittir boşluk. Text'te tutar nokta value eşittir boşluk. Text'te fiyat nokta set focus. Şimdi çalıştıralım. Hatta şu sayfada olalım. Tamam. Çalıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen fiyatı 1500, miktarı 2, kaydet. Hata verdi. Fiyat bu niye böyle yaptı ya? Fiyatını şöyle yaptık. Miktarı böyle. Yani buraya böyle durumlarda on error next yazın. Bir daha çalıştıralım. Kaydetmiş gerçi orada. Bakın formatsız bir şekilde kaydetti. Mesela 13200 miktar 3 39000 kaydetti gördüğünüz gibi. Fiyat 2300 miktar 3 6900 kaydetti. Şimdi bir de formatı kaydedelim. Formatı kaydetmek için ya da isterseniz tamam formatlı bir şekilde kaydedelim. Bu kaydetin içine girip şuraya sadece şunu ekleyeceksiniz. Kare virgül kare kare sıfır nokta sıfır sıfır. Şu formatı alıyorum. Kopyaladım. Aynısını buraya da yapıştırdım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Miktar 1759 15.900 bakın. Miktarı şey fiyatı 1706 10.200. Hem fiyatı hem tutarını gördüğünüz gibi formatlı bir şekilde kaydedebiliyoruz. Şimdi ne yapalım? Bakın şurada dikkat ederseniz sayısal değer metin olarak saklanmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aşağıdaki ise sayı olarak saklanmış. Şimdi metin olarak saklanmışsa bile toplayabiliyor muyuz? Bir görelim. Şuraya da bir buton alayım. Şuraya bir buton alayım. Buraya toplam diye yazalım. Ve altına şuraya da toplam diye çağıralım. Toplam buraya gelsin. Buna da txt toplam diyorum. Şimdi toplama tıkladığım zaman toplamı buraya atsın istiyorum. Bu toplamın içine giriyorum. Buraya diyorum ki txt toplam nokta value eşittir.
application nokta worksheet function nokta sum topla. Neyi topla? Sheets database'in içindeki nokta range. Arkadaşlar burada range dedikten sonra B1 2 nokta üst üste pardon B2 nokta üstte B diyorsunuz. Yani B sütunu topla. Bir parantez eksik. Tamam. B sütunu topla diyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın topla diyorum. 15 geldi. Gördüğünüz gibi pardon ben B'yi topladım ya. Yani 6 ile 9'u topladı şu anda. Ben C'yi toplamak istiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada az önce biz yanlış yeri topladık. Burada C sütunu topla diyeceğiz. Şimdi çalıştırıyorum. Toplaya basıyorum. Gördüğünüz gibi metin olduğu için 0 aldı arkadaşlar. Şimdi metin olduğu halde toplamak istiyorsanız şuraya format diyeceksiniz. Format en sona arkadaşlar virgül kare 0 dediğiniz zaman ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi topla diyoruz. Yine 0 alıyor. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? İşte böyle durumlarla karşılaşmamak için kaydederken arkadaşlar maalesef şu şekilde kaydetmeniz lazım. Şu şekilde kaydetmeniz lazım ki sıkıntı çıkmasın. Şimdi ben tekrar burayı siliyorum. Ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Fiyatı 14.503 diyorum. Kaydet diyorum. Bakın bu şekilde kaydediyor. Formatsız bir şekilde kaydediyorum. 6.307. Şimdi topla dediğimde gördüğünüz gibi şuraya da formatı çağıralım. Biz buraya şöyle yaptık. Virgül kare kare 0 nokta 00 diyelim. Şimdi çalıştırıyorum. Topla dediğim zaman 87.000. Yani sayfaya her zaman formatsız olarak kaydedin. Ama forma çağırırken veya formda üzerinde çalışırken şuradaki gibi formatlı yapabilirsiniz. Üzerinde çalışırken formatlı olsun. Kaydederken formatsız kaydetsin. Çağırırken formatlı çağır. Tek çözümü budur. Matematiksel işlemlerde sıkıntı yaşamamanız için mesela 12.500,80. İşte 2 adet diyorum. Toplamını alıyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı da geçtikten sonra buradan anlayacağınız form üzerinde çalışırken formatlı yapabilirsiniz. Kaydederken mutlaka formatsız kaydedin. Sayfaya çağırırken de yine formatlı çağırın. Az önceki düşey arayı da anladınız arkadaşlar. Düşey aranın formülü de burada yazdık. Application worksheet function ve lookup dedik. İşte şu sayfada ürünler sayfasında A1'den B1000'e kadar ikinci sütundakini bul dedik. Fiyatımızı bu şekilde çağırıyoruz. Burada da matematiksel işlemleri anlattım size. Şimdi de şöyle telefon formatını mesela anlatalım arkadaşlar. Yine şuraya telefon diyelim. Şuraya telefon diyorum. Telefonu formatlı bir şekilde yazmak istiyorsunuz alan koduyla beraber. Buranın içine giriyorum. Şimdi mesela 0 212 212 12 12. Kaç karakter arkadaşlar? Bakalım. Bunun karakter sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, bir tane boşluğu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, karakter uzunluğumuz 14. Burada diyeceğiz ki text box 1 nokta max length eşittir 14. Yani bu text box 1'e yazacağımız uzunluk, maksimum uzunluk 14 olacak diyoruz. Select
Select case'i kullanacağız arkadaşlar buraya. Select case text box 1 nokta cell start. Cell start diyeceğiz buraya da end select diyeceğiz. End select. Nasıl ki if end if'imiz varsa select case'te de end case'te bitiriyoruz. Burada diyoruz ki case diyoruz. Case is eşittir. Kaçıncı karakterde? Şu numaramızı da buraya yazalım bence. İstedik. Şuraya telefon numaramızı tekrar yorum şeklinde yazalım. 0212 212 12 12. Şimdi nerede bir boşluk bırakacağız? 1 2 3 4 5'te virgül 5 6 5 6 7 8 9'da bir de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'de. 12'de arkadaşlar text box 1 nokta cell text eşittir tırnak içinde boşluk diyeceğiz. Şöyle bir çalıştırayım. 0 Bir dakika biz bunu şunun kopyasını aldığımız için arkadaşlar look true'dur. Onun için yazamıyoruz. Bunu look false yapacağız. Şimdi tekrar çalıştırayım. 0212 200 bak. Şurada bir yanlış yaptık arkadaşlar. Bir sayı fazla yaptık. Burada 4'te olacak. 8 4 8 ve 11'de olacak. Şimdi 0212 212 12 12 gördüğünüz gibi tam istediğimiz şekilde telefon formatını yazdık. İsterseniz araya boşluk değil de tire koyalım. Tekrar çalıştıralım. 0212 212 12 12 diye formatlı telefon numarası yazabilirsiniz. Mantığı bu. İsterseniz tarihi de yazalım. Tarihi de şuraya tarih diyelim. Eğer siz tarihi kullanmak istemiyorsanız bu hazır komponenti de şunun aynısını alıyorum. Nerede az önceki kodumuz neredeydi? Şu. Şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Buranın içine yapıştırıyorum. Tabi bu text box 2'dir. Bunun ismini text box 2 yapıyoruz. Şöyle tarih örneği de yazalım. 02.08.2020 yazıyorum. Bakın. Şuraya 2 diyorum. 3'te 6'da 3 ve 6'da. Şuna gerek yok. Araya da nokta koysun. Şimdi çalıştırıyorum. İşte text box 2 diyeceğiz buna da. Çalıştırıyorum ve buraya 0208 yanlış yaptık yine. 2 diyeceğiz. Şuna da 5 diyeceğiz. Şimdi 0205 2020. Gördüğünüz gibi tarih formatımız da bu. Yani mantığını anladınız. 0216 500 bilmem kaç telefon formatı olsun, tarih formatını bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu örnekte size arkadaşlar hem düşey arayı anlatmaya çalıştım, matematiksel işlemleri anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda textlerdeki işte formatlı telefon olsun, tarih olsun nasıl yapacağız anlattım. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yazmayı, yani bu konuda bir şeyiniz varsa, istekleriniz varsa yorum satına yazabilirsiniz. Abone değilseniz bu tür videoların devamı için lütfen abone olunuz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi geceler diliyorum arkadaşlar.